Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda doğal afetler ve çevre sorunları konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, doğal afet nedir? Şimdi doğada insan etkisi olmadan meydana gelen, can ve mal kayıplarına yol açan deprem, çığ, heyelan ve erozyon gibi olaylara biz ne diyoruz arkadaşlar? Doğal afet diyoruz. Şimdi doğal kaynakların insanlar tarafından aşırı ve bilinçsizce kullanımı sonucunda doğal dengenin bozulmasına ise çevre sorunları diyoruz arkadaşlar. Şimdi ülkemizde görülen doğal afetleri inceleyelim. Deprem. Arkadaşlar bunu hepimiz artık biliyoruz, yaşadık. Maalesef yaşadık. Acı sonuçlarını gördük. Elazığ, İzmir, Malatya depremleri bizi çok sarstı son zamanlarda. Arkadaşlar yer kabuğunun altında yer alan fay hatlarının hareketlerine bağlı olarak oluşan ani sarsıntılara ne diyoruz? Deprem diyoruz. Tabii ülkemizin büyük bir kısmı deprem riski altındadır arkadaşlar. Ve hem dünyada hem ülkemizde en çok can ve mal kaybına yol açan doğal afet türü depremdir. Özellikle ülkemizde, çünkü konutların sağlam inşa edilmemesi, kentsel dönüşümlerin biraz gecikmesi gibi durumlar depremin etkilerini arttırıyor. Bir de insanlar bilinçsiz, işte camdan atlayanlar, pencereden atlayanlar. 9 nokta bilmem kaç büyüklüğünde deprem olmuş Japonya'da. Tek bir Türk ölmüş arkadaşlar. Tek bir kişi ölmüş, o da Türk. Binalar tabii raylı sistem olduğu için sağa sola gidiyor. O Türk de tutmuş camdan atlamış. Yani bilinçsizlik gerçekten başa bela. Sel arkadaşlar, eriyen kar suları. İlkbaharda yaza doğru eriyen kar suları ya da aşırı ve ani yağışlara bağlı olarak suyun yatağından taşarak can ve mal kayıplarına yol açtığı doğal afet türüdür. Tabii burada ülkemizin genelinde sel felaketi görülüyor ama aslında sel felaketini arttıran temel nokta arkadaşlar akarsu yataklarına ev yapılması. Yani şurada su akıyor, adam buranın tam ortasına ev yapıyor. Sel geliyor, evi de götürüyor, can kaybı da oluyor, mal kaybı da oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar sel felaketini önlemek için dere yataklarına ev yapılmaması gerekiyor. Özellikle ani yağışlar, kar erimeleri sel felaketine yol açabiliyor. Arkadaşlar çığ, kar yağışının ve eğimin fazla olduğu yerlerde kar kütlelerinin aşağıya doğru yuvarlanması ile oluşuyor. Hani bu reklam var ya, çubuk kraker reklamı. Çat diye böyle ısırıyor, ondan sonra çığ oluşuyor. Çık 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 çık. Karlar birikiyor, böyle aşağı doğru geliyor. İşte biz ona çığ diyoruz. Çığ felaketi arkadaşlar, yükseltin ve yağışın fazla olduğu. Yükselti ve yağışın fazla olduğu, kar yağışın fazla olduğu. Doğu Anadolu bölgesinde daha çok görülüyor. Özellikle Bingöl'de arkadaşlar çığ felaketi yaşanabiliyor. Arkadaşlar heyelan diyelim. Şimdi heyelan toprak kütlesinin kaymasıdır. Şimdi burada arkadaşlar iki özellik arayacağız. Eğimin fazla olduğu yerlerde aşırı yağışa bağlı olarak toprağın aşağıya doğru kaymasıdır. Karadeniz bölgesinde daha çok görülür. Niye? Çünkü orada hem eğim var hem yağış var. Şimdi yağış yağıyor, toprak emiyor. Yumuşuyor arkadaşlar. Eğimde olduğu için pat fış, toprak aşağı doğru kayıyor. Biz buna ne diyoruz? Biz buna heyelan adını veriyoruz. Erozyon, toprağın verimli olan üst bölümünün akarsu ve rüzgar tarafından taşınmasıdır. Bitki örtüsünün zayıf olduğu iç ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha çok yaşanmaktadır arkadaşlar. Hortum diyoruz. Pardon, hortum demeden erozyon diyelim. Şimdi erozyon arkadaşlar akarsu olur, rüzgar olur. Toprağın üst tarafını yıllarca taşıyor. Taşıdıkça ne oluyor? Arkadaşlar o verimli toprak gidiyor, geriye ne kalıyor? Çöl kalıyor. Arkadaşlar tabii biz erozyonu önlemek için ne yapmamız lazım? Ağaçlandırma çalışmaları yapıp ormanlarımızı, ağaçlarımızı korumamız gerekiyor. Son zamanlarda Türkiye'de yoğun bir şekilde hortum görülüyor arkadaşlar. Ani hava değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi eksanı etrafında böyle yuvarlak oluşuyor arkadaşlar. Ben de bugün ne tarif ettim elle kolla ya. Dönerek yüksek hızlara ulaşabilen bir rüzgar türüdür. Tabii ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelerek yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına zarar veriyor. Daha çok son zamanlarda Antalya ve Mersin gibi illerde yaşanıyor hortum felaketi ve oradaki seraları tarım arazilerine büyük yıkıma uğratıyor. Bu da çiftçilerin ekonomik kayıplar vermesine yol açıyor. Peki ülkemizde görülen çevre sorunları ne? Mesela orman yangını bir çevre sorunudur. Niye? Çünkü insanların etkisiyle ortaya çıkıyor. Tabii insanların ihmalleri, yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerle ormanların yanmasıdır.
Hem doğal nedenler hem de insan etkisiyle ortaya çıkıyor ama bana göre daha çok insan etkisiyle. Akdeniz ve Ege'de sıklıkla yaşanıyor. Bir yere otel yapacaksanız genelde öyle oluyor. Maalesef ülkemizde böyle bir durum var. Biri bir yerde otel yapacaksa oraya yangın çıkıyor orada birden durduk yere. Ya ben tabii böyle kimseye ithamda bulunmak istemiyorum ama ciddi anlamda neden hep deniz kıyısında ve denize bakan bir yerde yangın çıkıyor? İnsan düşünmüyor da ne demiyor yani. Su kirliliği arkadaşlar, suyun yapısını bozacak kimyasal ve evsel atıkların suya karışmasıyla meydana geliyor. Sanayi atıkların suya karışması, evde yaptığımız kızartmaların falan yağının suya karışması gibi. Gürültü kirliliği arkadaşlar, ulaşım araçları, sanayi tesisleri ve inşaat çalışmaları gibi faaliyetler. Bakıyorsun sabahın köründe kepçe çalışıyor. Tak 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 tak. Yatıyoruz daha, uyuyoruz ha. Okula gideceğiz, dersimiz var, işimiz gücümüz var, orada tak 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 tak. Tak 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 tak. Bir dur la, bir dur, bize uyuyalım yani, uykumuzu alalım ya. Uyumadan öleceğiz ya, yemin ediyorum. Uykumuzu alamadan öleceğiz. Şu an bir sinirlendim bak. Arkadaşlar, ulaşım araçları, sanayi tesisleri, inşaat çalışmaları gibi faaliyetler gürültü kirliliğine neden oluyor. Ulaşım araçları ve sanayi tesislerinin fazla olduğu yerlerde hava kirliliği meydana geliyor. Egzozlardan çıkan dumanlar, sanayi bacalarından çıkan dumanlar ciddi bir şekilde hava kirliliğine yol açıyor. Hatta mesela Çin'de koronadan önce de çok yoğun olduğu için insanlar koronadan önce de maskeyle geziyormuş arkadaşlar. Ben bunu bir haberde okumuştum. Bunlar da insan etkisiyle ortaya çıkan orman yangını, yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerle de çıkabileceği gibi, insanların pikniğe giderken ateşi söndürmemesi gibi gibi nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir arkadaşlar. Şimdi doğal afetler ve neydi konumuz ve çevre sorunlarını işledik. Bir sonraki konumuz insanlar, yerler ve çevrelerin son konusu arkadaşlar. Afetlerin, doğal afetlerin insan yaşamına etkileri ve ne tür önlemler alabiliriz, onlara bakacağız. Benim ahsiyatlarım bundan ibaret. Beşler, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.